Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak AYT matematik için İlyas Güneş'in videolarını ve konularını bu şekilde yazdım. TYT matematik için de aynı şekilde yazdım. Sonrasında TYT Türkçe için yazdım. AYT edebiyat için yazdım. Ve diğer dersler için de aynı hesaplamayı yaptım. Yani kaç video var ve aynı zamanda size bahsettiğim sanki üç tane çarkımız varmış gibi işleyen o çarkların tekrar bölümlerini buraya ekledim. Mesela matematiği 3 kısma ayırıyorum demiştim. E, fonksiyonlar hariç. Bu birinci kısım, bu ikinci kısım, bu da üçüncü kısım gibi. Ya da TET'yi oran orantı ve problemlere kadar e, üç kısma ayırıyorum demiştim. Bu da aynı o şekilde. Yani ben bunları kendi planlamamı kolaylaştırmak için bu şekilde yaptım. Şimdi Bugün 22 Şubat, yarın 23 Şubat. Yarın 23 Şubat'ta oturup başlayacak birisi için. Gelin bakalım. Ses bilgisinden 4 tane video izledi. Ondan sonra TRT Coğrafya'dan 3 tane video izledi. Temel kavramları bitirdi. Yani şöyle yaptım. Bu hafta matematikten, yani bu haftanın sonuna kadar, 28'ine kadar ayın, yani 1 Mart'a kadar TYT matematikteki asal çarpanları ayırma konusuna kadar bitirmiş oluyor. E, bu programı uygulayacak birisi. Ondan sonra edebiyattaki giriş kısmını bitiriyor. Bakalım. Edebiyatın giriş kısmında 5 tane video var. Bunları bitiriyor. Ondan sonra Türkçeden de sözcükte yapı ve ses bilgisini bitirmiş oluyor. Tarihten 5 video izlemiş oluyor. Coğrafyadan da 4 video izlemiş oluyor. Şimdi Mart Nisan Mayıs Haziran aylarında şu şekilde yaptım. Şimdi bunları ayrı ayrı dersler olarak anlatırsam kafanız karışabilir. Onun için ben ders ders gideyim. Şimdi TET Matematik için Mart'ın birinci haftası. EBOB, Bekok, rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üstlü köklü sayılar, çarpanları ayırma, oran orantı diye devam edelim. Yani nereye kadar gelmiş olduk? Bu konuya kadar gelmiş olduk. Hem de Mart'ın birinci haftasındayız. E, bu arada saat hesaplamalarını da yaptım. Hani öyle çok yoğun bir saat olmuyor. Yani 6 gün 8 saat çalışıyorsunuz ve bir günde 4 saat çalışıyorsunuz. Tatiliniz de oluyor. Bu hafta matematiğe 29 saat ayırdık. Sonraki hafta matematiğe 23 saat ayırdık. Sonraki hafta matematiğe 16 saat ayırdık gibi düşünebilirsiniz. Yani TYT konusunda. Her neyse ondan sonra ikinci haftaya geçiyoruz. Mart'ın ikinci haftasına. İkinci dereceden denklemleri bitiriyoruz. 2 video ve problemler. Burada da problemlerin 10 videosunu izliyoruz. Sonra 3. haftaya geldiğimizde TYT adına problemlerin kalan 6 videosunu izliyoruz. 16 videoyu tamamlıyoruz. 4. haftasında Mart'ın. Problemlerin kalan bütün videolarını bitiriyoruz ve 23'te 23 problemleri tamamlıyoruz ve mantıktan kalan iki videomuzu izliyoruz. Nereye kadar geldik? TET'de kümelere kadar geldik. Nisanın ilk haftasına geçiyoruz. Kümelerden, veri istatistikten video izliyoruz ve fonksiyonları bitiriyoruz. Nereye kadar geldik? Permütasyon ve olasılık kaldı sadece. Nisanın ikinci haftasında da permütasyon ve olasılığı TET için bitiriyoruz. Ne oldu? Nisan'ın ikinci haftasında TYT bitti. Ama biz TYT'yi çalışırken aynı zamanda e, AYT eklemeye başlamıştık tabii ki de. AYT'yi nerede ekledik? Mart'ın ikinci haftasında ekledik. Polinom ikinci derece denklem kaymışlık sayılar ikinci dereceden eşitsizlikler. Bu parabole kadar olan kısım Nisan'ın Mart'ın ikinci haftasında bitmiş oluyor. Sonrasında parabol permütasyon binom. Buraya kadar geldik yani olasılığa kadar geldik. Ve Mart'ın dördüncü haftasında da olasılık ve trigonometrinin biliyorsunuz ki iki kısmı var. Birinci kısım kolay olan kısım, ikinci kısım biraz daha formül üzerine giden kısım. İşte o birinci kısmı Mart'ın dördüncü haftasında bitiriyoruz. Sonrasında Nisan'ın birinci haftasına geçince burada trigonometriyi tamamlıyoruz. Sonrasında Nisan'ın ikinci haftasına geçtiğimizde burada polinom, fonksiyon, ikinci derece denklem, eşitsizlikler ve karmaşık sayılar. Yani benim matematiğin birinci bölümü olarak değerlendirdiğim kısmın tekrarını yapıyoruz. Burada yeni konuya devam etmiyoruz yani logaritma ve diziler olarak. Sonrasında Nisan'ın üçüncü haftasında logaritma ve dizileri bitiriyoruz. Artık bu hafta TYT'de branş denemelerine ve problem denemelerine başlayabiliriz. Ya da düzenli olarak problem soru çözümünü e, Yapabiliriz zaten hep yapmamız gerekiyor ama ben bu programı sıfırdan birisi başlarsa nasıl yapmalı diye düşünüyorum. Ya da sıfırdan demeyeyim de elbette ki bir temel olmalı ki zaten lise eğitimimizde biz bunun temelini alıyoruz. Ee, yani en azından herkesin bir problem çözme becerisine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar günlük hayatla ilgili şeyler. Ee, tabii ki de matematiğin m'sini bilmeyen bir insan bu programı uygulayamaz ama az çok matematiği görmüşse, dersleri biraz dinlemişse, biraz çabalamışsa bu programı çok rahat uygulayabilir diye düşünüyorum. Her neyse sonra logaritma ve dizileri bitirdik Nisan'ın 3. haftasında. Nisan'ın 4. haftasına geldiğimizde artık AYT matematikten sadece fonksiyonlar ve TET Matematik branş denemesine geçiyoruz. Fonksiyonları bu haftada bitirmiştik. Evet burada ve burada bitir tekrar edip bitirmiştik. Şimdi fonksiyonların tekrarını yapıyoruz. Eğer eksik olduğumuz noktalar grafiklerle ilgili varsa onları tekrar ediyoruz. TET Matematik branş denemesi problem denemesine geçiyoruz. Sonrasında Mayıs ayına geldiğimizde AYT TET branş denemelerine devam ettiriyoruz. Bu Mayıs kısmını sonra anlatacağım. Ee, önce... Şimdi AYTT EYT matematiği bitirdik. Edebiyata geçelim. Biz edebiyatın giriş kısmını yani 5 videoluk olan şu kısmı Şubat'ın son haftası bitirmiştik zaten. Şimdi Mart ayına geldiğimizde şiir bilgisi ve halk edebiyatını bitiriyoruz ilk hafta. İkinci hafta divan edebiyatı, edebi sanatlar ve akımları bitiriyoruz. Üçüncü hafta tanzimat servetifinin fecratiyi bitiriyoruz. Dördüncü hafta Milli Edebiyatı bitiriyoruz. Beşinci hafta ise Cumhuriyet Şiirini bitiriyoruz. Artık AYT Edebiyat içinde de branş denemelerine başlayabiliriz. Ee, sonrasında e Nisan'ın ikinci haftasında şiir bilgisi ve halk edebiyatı giriş kısmını tekrar ediyoruz. Üçüncü haftada divan edebiyatı, tanzimat edebiyatını tekrar ediyoruz. Dördüncü haftada artık edebiyat branş denemelerini yoğunlaştırıyoruz. Servet-i Finun'la Fecrati'yi tekrar ediyoruz. Ve bundan sonra da edebiyat denemesiyle branş denemesiyle beraber Cumhuriyet Edebiyatı ve Milli edebiyatın tekrarını yapıyoruz. Yani bu yıl Cumhuriyet romanı olmadığı için ve limit türevi integrali olmadığı için bu program bu kadar rahat. Ee, yoksa 4 ayda 3 ayda yetiştirmek bir hayli zor. Her neyse e, bu Mayıs kısmını, Haziran kısmını, deneme kısmını daha detaylı açıklayacağım. Şimdi TYT Türkçe'ye gelelim. TYT Türkçe için e, ilk hafta ses bilgisi ve sözcükle yapıyı bitirmiştik hatırlıyorsanız. Şimdi birinci hafta Türkçe yazamadım. Çünkü matematiğe ağırlık verdik. TYT matematiği bitirme odaklı gittik. Sonrasında bakıyorum. Türkçeden ikinci hafta da bir şey yazmadım. Üçüncü haftaya geldiğimizde isim ve sıfatları ekledim. Dördüncü haftaya geldiğimizde zamir tamlama zarf edat bağlaçı ekledim. Yani şu çizgiye kadar olan yeri bitirmiş olduk. Ve Nisan'ın ilk haftası artık Türkçe'de fiiller fiilimsi fiille çatı sözcük türleri yani ikinci çizgiye kadar bitirmiş olduk. Nisan'ın ikinci haftası bakıyorum Türkçe burada da eklemedim. E, Nisan'ın üçüncü haftasında Türkçe'de cümlenin ögeleri cümle türleri yazım noktalama ve son haftası da Nisan'da paragraf işte anlatım bozuklukları sözcükte ve cümlede anlam bitmiş oluyor. tercihen bunları izlemeyebilirsiniz. Çünkü cümlede anlam sözcükte anlam hani biraz daha soru çözme alakalı bir durum. Ama izlemek isteyen olursa yine videosundan diye bunu yazdım. Kadir Gümüş'ün oynatma listesi. Daha kısa Türkçe listeleri de var. Ama ben en detaylı ve en yoğun anlatan hocaları seçtim. sonrasında şimdi edebiyatı bitirdik. Türkçeyi bitirdik. Şimdi tarih ve coğrafya kısmına geliyorum. Şimdi tarihte bizim toplam 90 videomuz var. Coğrafyada e, TYT coğrafya için 43 videomuz var. AYT coğrafya için normalde 30 video var fakat bu yıl eksik olan konular olduğu için 25 video gibi düşünebiliriz. Şimdi TYT coğrafyayı da ben 3'e böldüm. İlk kısım işte bu giriş, iklim, sıcaklık vesaire o konular. 23. videodan itibaren iç kuvvetler, dış kuvvetler vesaire. Sonrasında da beşeri sistemler yer alıyor. Bunları da böyle matematik gibi 3 bölümde ayırdım. Fakat konu konu yazmadım bunları. Çok uğraştırıcı ve e, videoyu uzun tutmak istemedim. Bu sebeple de e, şimdi coğrafyayı Şubat'ın son haftasında zaten toplamda 4 video olarak eklemiştik. Sonra Coğrafyayı Mart'ın birinci haftası 5 video olarak ekliyorum. Sonra ikinci hafta 4 video. Üçüncü hafta 5 video. Dördüncü hafta 5 video. Ee, ve Nisan'ın birinci haftası coğrafyadan 9 video ekledim. Nisan'ın ikinci haftası coğrafyadan 8 video ekledim. Ve böylelikle TET coğrafyayı Nisan'ın ikinci haftasında bitirmiş olduk. AYT coğrafyaya geçtim. AYT coğrafyayı Nisan'ın 3. haftası 4 video olarak yazdım. Sonra Nisan'ın dördüncü haftası AYT coğrafya'yı 10 video olarak yazdım. Çünkü artık edebiyatımız bitti. işte AYT matematiğimiz bitti, TYT matematiğimiz bitti. Sözellere ağırlık verebiliriz ki coğrafya ve tarih çok sonraya da bırakılsa oturabilecek konular ve özellikle coğrafya, AYT coğrafyanın son konuları böyle çok aman aman zorlayıcı konular olmadığı için bunu yapmayı mantıklı buldum. Sonrasında Mayıs'ın ilk haftası AYT coğrafyanın kalan 11 videosunu da izleyince bu eksik konular olmadan bütün konuyu tamamlamış oluyoruz. Sonrasında AYT ve TYT coğrafyayı da anlattım. AYT, TYT tarihi için 90 video varmış gibi düşündüm. Bu 90 videonun 5 tanesini Şubat'ın son haftasında izlemiştik zaten şurada kaldı 85 video. Onları da Mart'ın 1. haftası tarihten 6 video, 2. haftası 6 video, 3. haftası 6 video, 4. haftası 10 video olarak ekledim. Nisan'ın 1. haftası 10 video. Nisan'ın 2. haftası burada edebiyat e, bittiği için ve e, AYT matematiğinde ilk konularını tekrar edeceğimiz için yoğunluk azaldığından dolayı e, tarihten 20 video yazdım. Aynı zamanda 500 soru ekledim burada genel olarak tekrar haftası olduğu için. Sonrasında Nisan'ın 3. haftasında e, tarihten yine 10 video ekledim. Nisan'ın 4. haftasında tarihten 15 video ekledim. Artık tarihi yavaş yavaş bitiriyoruz ve Nisan'ın 3. haftası yine tekrarlarımız olduğu için 500 soru. Ve Nisan'ın son haftası 1000 soru ekledim. Genel olarak bunu konulara ve bitirdiğiniz konuların tekrarını yaparken çözeceğiniz derslere bağlı olarak değiştirebilirsiniz. İşte 300 matematik, 200 edebiyat gibi. Ee, sonrasında Mayıs ayının ilk haftası tarihten 5 video yazdım ve tarihi de bitirmiş olduk. Sonrasında söylemek istediğim şu ki. Mayıs ayına geldiğimizde artık. E, ikinci haftasında özellikle bütün konularımız bitmiş oluyor e, şimdi ben geometriyi eklemedim ama geometri eklemek isterseniz de görüyorsunuz ki çok rahat bir şekilde geometriyi de ekleyebilirsiniz Eğer geometriye ilginiz varsa ya da kimya ekleyebilirsiniz Çünkü bu program öyle 15 saatlik 10 saatlik bir program değil 6 gün 8 saatlik bir günde 4 saatlik bir program e, sadece istikrarlı bir çalışmayı isteyen bir program, ve mayısın ikinci haftasına gelince her güne birer Türkçe, birer sosyal ve birer TYT matematik denemesi kesinlikle artık çözmelisiniz her gün. Sonra haftada 3 gün TYT 3 gün AYT denemesi yapabilirsiniz ve bu hafta deneme analizleriniz çok önemli. Deneme analizlerinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü bir sonraki hafta eksik konularınızın tamamen detaylı tekrarını yapacaksınız. Aynı zamanda branş denemeleri aynı düzende devam edecek. Sonrasında Mayıs'ın dördüncü haftası artık sınava çok az kaldı. Ve matematik kampı yapmanız gerekiyor. Matematik kampı yapıp haftada 1000 soru çözmeniz gerekiyor en az. Ve ek, aynı zamanda eksik matematik konularının tekrarını yapacaksınız. Ve branş denemelerinin rutinine devam edeceksiniz. Burada çalışma saatiniz artabilir. Haziran ayına geldiğimizde Haziran'ın ilk haftası edebiyattan bin soru artı konu tekrarları. Tarih coğrafyadan bin soru, matematikten 500 soru haftası yapabilirsiniz. İsterseniz TET-AYT denemelerinde e, haftanın ikişer günü ya da birer günü yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda Haziran'ın ikinci haftası da e, artık sınavın son haftası gibi düşündüm. Ben erteleme olarak düşünmedim. Şu an... E, Henüz net bir açıklama olmadığı için ben bu şekilde plan yapmak istedim. Ee, diyelim ki Haziran'ın ikinci haftası sınav oldu. Artık dinlenir misiniz? Eksik konulara mı bakarsınız? Denemeye mi gidersiniz? Denemelerinizi mi sıklaştırırsınız? Bu tamamen size kalmış. Ee, açıkçası program benim çok içimesinde. Ee, sıfırdan başlayacak birisi. Yani sıfırdan dediğim temeli olan ve bazı sebeplerden dolayı başlayamamış ya da düzenli bir şekilde oturtamamış birisi bu programdan çok rahat faydalanabilir umarım sizler için de yararlı olmuştur yakından çekeceğim programı ee, belki videoyu çekerken çok oynatmışımdır görememişsinizdir diye şöyle Ben benim hocamın oynatma listelerini takip ettim. Tabii ki de kendi koşuklarımda daha bireysel şekilde hazırlıyorum bunları. Böyle yapmıyorum. Ama umarım ki bana ulaşamayan ya da benim ulaşamadığım öğrencilerin işine yarar. Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.